İyi akşamlar değerli izleyenler. 2 Mayıs Perşembe'yi gösteriyor efendim tarihlerimiz ve gün sonunda haberin detaylarıyla, günün sonundaki haberlerle sizlerle birlikte izliyoruz ve hemen başlayalım efendim haberlerimizi aktarmaya. Yerel seçimlerin üzerinden bir aydan fazla süre geçti ancak YSK'ya halen itiraz üstüne itiraz yağıyor. Bu sabah saat 11 sularında çarpıcı iki gelişme yaşandı. Bununla ilgili açıklamalar var. İtiraz sürecinde sarf ettiği, İstanbul'da kesinlikle bir şeyler olduğu, bir şey olmadığını hiç kimsenin iddia etmesi mümkün değildir sözleriyle dikkat çeken AKP'li Yavuz saat 11 sıralarında basının karşısına geçti. Yine benzeri sözler sarf etti. Aynı dakikalarda İstanbul'dan bir soruşturma haberi geldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yerel seçimde usulsüzlük yapıldığına ilişkin yapılan suç duyuruları üzerine soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma kapsamında sandıklarda görev alan 60 kişiyi ifadeye çağrıldı ve ifadeye çağrılanlar arasında Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü'nün de olduğu belirtildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul'daki seçim sürecine yönelik açıklamalar yaptı. Sandıkta usulsüzlük iddiaları üzerine açılan 32 soruşturmayı değerlendiren Yavuz, çok daha farklı suç duyuruları olabileceğini şimdiden iletebiliriz ifadelerini kullandı. Ayrıca Yavuz daha önce yaptığı bir şeyler oldu açıklamasını da yineledi. Yani hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu. İstanbul'daki itiraz süreciyle ilgili çok konuşulan o açıklamasını yineledi. Yeni iddialarda bulundu. Bir şeyler oldu, doğru ve bu bir şeyler sandık başında oldu. 2 yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu çok ve net bir şekilde görüyoruz. AKP'nin İstanbul seçimlerine yönelik itirazlarında başrol oynayan isim Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz bir kez daha kürsüye çıktı, yeni iddialarda bulundu. CHP'ye çağrıda bulundu. İstanbul'da bir şeylerin olmadığını iddia etmek mümkün değildir. CHP lehine bir şeyler olduğunu ifade edebiliriz. Demedik ki Cumhuriyet Halk Partisi bütün bunları, bu organize usulsüzlükleri o koordine etti demedik. Birileri yaptı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin işine yarasın diye yapıldı dedik. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne de hep seslendik. Örtmeye çalışırsanız bu gelecekte sizi de vurur. Türkiye'nin ikinci partisine bu yakışmaz. Gelin bu süreci hep birlikte arındıralım. YSK'nın benzer itiraz süreçlerine yönelik 2004 ve 2014'te verdiği bazı kararlar var. Örneğin 2004'teki Iğdır iştihatıyla benzer bir itirazı reddetmişti YSK. Yavuz bunları hiç anlatmadı ama 1999'daki seçimlerden örnek verdi. 2 yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu çok ve net bir şekilde görüyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun 1999 yılında verdiği karar şöyle: seçim hizmetlerinin düzenli ve sağlıklı yürütebilmesi için sandık kurulu başkan ve üyelerinin tarafsız kimselerden oluşması gerekmektedir. İleride siyasi partilerce yapılacak itirazlar üzerine bu belgedeki seçimlerin iptaline sebebiyet vereceğinden diyerek bir karar veriyor. Sandığın başında gerçekten çok ağır kusurlar var. Hatta kusurun ötesinde kasıtlar var dedik. Ve sandıkta usulsüzlük iddiaları üzerine açılan 32 soruşturma. Yavuz yeni suç duyuruları olacağını duyurdu. Vallahi şaşırmadık. Biz de bir ekip kurarak kimlerle ilgili nasıl bir suç duyurusunda bulunura bir süredir çalışıyoruz. Bu münferit bir hadise değildir. Bu sehven yapılmış bir hata da değildir. Ama bu sehven olabilecek sınırların çok ötesine geçmiştir. Çok farklı türden ve farklı kişilere yöneltilecek suç duyuruların olacağını ben de size ifade edebilirim daha şimdiden. Seçimin yenilenmesi durumunda adaylar değişir mi sorusuna da yanıt verdi Yavuz. Adaylar aynı adaylar olacak, aynı seçmen olacak. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, AKP'li Ali İhsan Yavuz'un İstanbul'daki seçimlerle ilgili iddialarına yanıt verdi. Altay, AKP'nin yaptığı itirazı kepazelik olarak nitelendirirken YSK üyelerine de çağrı yaptı.
Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu diyen Ali İhsan Yavuz hala mesnetsiz, delilsiz, belgesiz olarak bu seçimin, İstanbul seçimlerinin hukuksuz bir şekilde tamamlandığı iddiasını, paranoyasını sürdürmeye devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'na şüpheyle başvuru yapılmaz. Hiçbir şey olmamışsa, bir şeyler olmasa bile bir şeyler olmuştur kesinlikle diye Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılmaz. AK Parti'nin yaptığı şudur. Ben Büyükçekmece'ye itiraz ettim, iptal edilsin. Peki tamam. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye seçim sonuçlarına itiraz ediyorum, iptal edilsin. Bunun adı siyaset literatüründe de, hukuk literatüründe de kepazeliktir. Neticede Yüksek Seçim Kurulu üyelerini teker teker itham ve izam etmem ama bir kurul olarak milletin içine çıkamazlar diyor. Böyle bir karar alan kurul üyesi çocuğunun, torununun yüzüne bakamaz kardeşim. Komşusunun yüzüne bakamaz. Alışveriş yaptığı bakkalın yüzüne bakamaz. Böyle... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan provokatör Osman Sarıgün'ü serbest bırakan Çubuk Cumhuriyet Savcısının Ensar Vakfı Ankara Şube Başkanı iken avukatlıktan savcılığa geçtiği öne sürüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara Çubuk'taki saldırıya ilişkin soruşturmada skandal niteliğinde bir ayrıntı ortaya çıktı. Sözcü gazetesinin haberine göre Çubuk Cumhuriyet Savcısı Ercan Poyraz olaydan bir gün sonra yumrukçu Osman Sarıgün hakkında yakalama müzekkeresi düzenledi. Savcı Poyraz yazıda Sarıgün'ün terör örgütü üyesi olmak suçundan ifadesinin alınması ve ardından serbest bırakılması talimatını verdi. Savcılığın olayın perde arkası henüz netleşmeden terörden alınmasını istediği Osman Sarıgün'e yönelik baştan tutuklamama iradesini göstermesi tartışma yarattı. Talimatı veren savcı Poyraz'ın Ensar Vakfı Ankara Şube Başkanı iken 2017'de avukatlıktan savcılığa geçtiği öne sürüldü. Osman Sarıgün olayın ardından kaçmaya çalışırken Sivrihisar'da yakalanmasına karşın tutuklamaya dahi sevk edilmemiş ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi de savcı Poyraz hakkında HSK'ya başvurarak görevi kötüye kullanmaktan işlem yapılmasını istemişti. 31 Mart seçimlerinde büyük şehirlerde aldığı kayıplarla sarsılan AKP, muhalefetin rahat çalışmasını engellemek için büyükşehir yasasıyla belediye yasası başta olmak üzere yerel yönetimlerle ilgili mevzuatta değişiklik yapılmasını gündemine aldı. AKP kaybettiği büyük şehirlerde muhalefeti engellemek için harekete geçti. Belediye başkanı ve belediye meclislerinin yetkilerinin yeniden ele alınması, imar başta olmak üzere bazı yetkilerin ilgili bakanlıklara verilmesi gündeme alındı. Daha çok kırsaldan oy alan AKP, 30 büyük şehrin ardından 51 ili de bütün şehir kapsamına almayı planlıyor. Belediyelerin borçlanmasına da süre sınırı getirilmesi hedeflenirken uzun süreli borçlanma yerine yalnızca seçim dönemi kadar en fazla 5 yıllık borçlanma yapılabilmesi üzerine duruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam kampında belediye başkanlarının personel maaşlarını bile ödeyemeyecek durumda oldukları şikayetleri üzerine belediye bütçelerinden yapılacak kesintilerin 4 ay daha ertelenmesi talimatını verdi. Bakanlarımızla faydalı görüşmeler yaptıklarına inanıyorum. Erdoğan başkanlığında geçen hafta sonu Kızılcahamam'da yapılan kampta AKP iktidarının yerel yönetimlerle ilgili önümüzdeki dönemde gündeme getireceği yasal düzenlemelerle ilgili önemli kararlar alındı. Hoş geldiniz. Buna göre muhalefetin elinde olan büyük şehirlerde meclis çoğunluklarının kendisinde olmasını yeterli görmeyen AKP, belediye başkanlarıyla belediye meclislerinin yetkilerini sil baştan düzenlemesi üzerinde duruyor. Önümüzdeki dönemin yol haritasını şekillendireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye encümenliğinde bürokratlarla meclis üyelerinin eşit olmasını eleştirirken, meclis üyelerinin daha fazla sayıda olacağı yönünde düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Bunun yanı sıra belediyelerin imar düzenlemeleri başta olmak üzere bazı yetkililerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili bakanlıklara alınması değerlendiriliyor.
Yapılacak yasal düzenlemeler kapsamında belediye başkanının belediye meclisinin de başkanı olmasının kaldırılması, belediye meclisi başkanının kendi üyeleri arasından seçilmesi de düşünülüyor. Ayrıca hükümet CHP'ye geçen belediyelerin temel kaynağı olan metro gelirlerini kesecek bir karara imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devletin bütçe kaynakları kullanılarak yapılan metroların bütün maliyeti belediyelere yıkıldı. Bundan böyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan metrolar için bütçeden yapılan tüm harcama, belediyelere merkezi bütçenin vergi gelirlerinden aktarılacak kaynaktan her ay %5 kesinti yapılarak karşılanacak. Yani belediyenin geliri kaynağından kesilecek. Ayrıca kesinti yapılırken metronun kar edip etmediğine bakılmayacak. Belediye 25 gün içerisinde ödeme yapmazsa haciz ve cezalar devreye girecek. Bu skandal adıma muhalefetin sert tepki göstermesi bekleniyor. Efendim, evet, son izlediğiniz haberle birlikte AKP belediyedeki yetkileri kısacak mı, kısıtlayacak mı ve itirazlar geliyor halen. Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları ne anlama geliyor ve tabii altını çizmemiz gereken önemli noktalar var. Bunların hepsini de sormamız gereken çok değerli bir konuğumuz var şu anda stüdyomuzda. CHP İstanbul Milletvekili Sayın Özgür Karabat bizimle. Sayın Karabat, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kırmadınız bizi, geldiniz yine, ama çok önemli altını çizmemiz gereken yerler var. Evet. Başlarsak eğer, önce bugün sabah saatlerinde çok çarpıcı bir gelişme oldu. Şimdi AKP'den itiraz üstüne itiraz gelirken, yerel seçimin üstünden bir aydan fazla zaman geçmişken, bununla birlikte bir açıklama yaptı saat 11 sıralarında Ali İhsan Yavuz. Ve bir de hemen bir soruşturma haberi geldi İstanbul'dan. Soruşturma haberi geldi. Seçimde usulsüzlük diye 60 kişi ifadeye çağrıldı. Bununla evet. Başlayalım buyurun. Şimdi önce nerede kaldı, nerede kalmıştık diye hatırlatmakta fayda var. Buyurun. En son YSK bir ara karar vermişti ve ara karar gereğince ben şunların araştırılmasını istiyorum diye seçim kurullarına bir ara karar örneğini göstermiştim. Evet. Seçim kurulları da bu zaman zarfı içinde süresince araştırmalarını yaptılar ve Yüksek Seçim Kurulu'na yazıları bildirdiler. Özetle oy kullanmaması gereken seçmenlerin oy kullandığı iddia ediliyordu. Kısıtlılar, hükümler, ölmüşler vesaire. Bunlara ilişkin toplamda bir sonucu etkileyici durumun olmadığı, hatta çok küçük ayrıntılar olduğu ortaya çıktı. Peşinden ise yine sandık kurullarının oluşumuyla ilgili ilçe seçim kurullarından izahat istenmişti. Buna ilişkin de önümüzdeki kararlar gösteriyor ki seçim kurulları yaptıkları işlemleri özetleyen, kanuna ve genelgelere nasıl uyduklarını anlatan cevaplarını yazmışlar. Gözüken o ki bu tabloda YSK verdiği ara karar gereği eğer sonuç kararını verecekse bir şey çıkmayacak. Tam da bu anda saat 11 gibi yine bir şeyler olmuş olabilir gibi bir AKP temsilcisinin, artık adını söylemiyorum, açıklama yapmasını çok manidar buluyorum ve eş zamanlı olarak yine bazı soruşturmaların başlamış olmasını da gerçekten çok anlamlı buluyorum. Hani bunlar çok anlamlı diyor ya, ne sormuşlar mesela şeylere, soruşturma çağırdıkları kişilere diye baktığımızda sandık kurullarında yapılan hataların ya da maddi hataların sehven olup olmadığını sorguluyorlar. Zaten Sayın Yavuz onu söylüyor, bunlar sehven olamaz diyor. Oysa bu hatalar toplamını dikkatlice incelediğimizde yapılan sehven girişlerin hata oranının 1/100'er oranında olduğunu görüyoruz ki 1/1000'lerin bile makul karşılandığı veri giriş seviyesindeki hataları bu giriş seviyesinde son derece normal. Dolayısıyla hani ben şöyle biraz yine bir şeyler olmuş olabilir, aşık değilim olabilirim gibi, bu kente aşıklar ya, aşık değilim olabilirim gibi hiçbir şekilde ciddiye alınmayacak bir basın toplantısıyla karşı karşıyayız. Üstelik buna yargının alet edilmesinde çok üzüntüyle karşılıyorum ben. Çok üzüntü verici bir durum. Ben Sayın Yavuz'un ciddiye alınma oranını şununla ölçülmesi gerektiğini düşünüyorum. Seçim gecesi çıkıp biz 3800 küsur oyla kazandık dedi mi bu arkadaş? Hı hı. Dedi. Seçim boyunca önündeki ekranda o anda AKP'nin önünde olmadığı herkes biliyor mu? Biliyor. Ve bütün bir süreç boyunca bir kerecik bile AKP bir oy bile öne geçti mi? Hayır. İşte bence Sayın Yavuz bu kadar ciddiye alınmalı. Ama ortada yapmak istedikleri bir şey var. AKP Yüksek Seçim Kurulu üzerine bir baskı kurmayı deniyor. Bence bundan vazgeçsin.
Bence bundan vazgeçsin. Sayın Yavuz'un açıklamalarının aynısına girecek miyiz bilmiyorum ama geleceğiz. Orada da çok komedi durumlar geleceğiz. Var. Onları da paylaşırız yani. Hatta hemen gelelim çünkü satır başlarında yani hep konuşulan bir şey var. Organize usulsüzlük. Evet. Özellikle 2 yıldan beri yapılan bir usulsüzlük var organize. Evet. Nasıl oluyor bu organize usulsüzlük? Şimdi diyor ki mesela 2 yıl öncesinden başlayan usulsüzlükler. Bir kere o zaman Sayın Yavuz baltayı taşa vuruyor. 2 yıl önce bu süreç içerisinde ne oldu? Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. O zaman o süreçte de mi bu usulsüzlükler var diye sormak bizim hakkımız. Hem de çok doğal hakkımız. Dolayısıyla eğer bir usulsüzlük başlangıcı varsa Cumhurbaşkanlığı seçimleri sakat seçimlerdir. Evet. Bunu söylememiz gerekir. 2 yıl içinde organize işler olmuş diyor. Peki biz bu stüdyolarda ve basına neleri paylaştık? Aslında organize seçmen taşımalarının kimler tarafından yapıldığını hep beraber paylaşmadık mı? Hep beraber kanıtlamadık mı? Müstakbel eski büyükşehir belediye başkanlarının çeşitli yerlere taşıdığı seçmenleri teker teker anlatmadık mı? Dolayısıyla eğer bir organize iş varsa bu işin kompetanı belli. AKP'li yöneticiler. Bu çok net. Organize işlerin kompetanı bunlar. Bir şeyler elbette oldu. Elbette bir şeyler oldu. Bak o diyor ki bir şeyler olmuştur. Ve CHP lehine olmuştur diyor. Bak ben söyleyeyim bir şeyler oldu. Bu seçimde bir şeyler oldu. AKP seçmeni kendine ihanet ettiğini görünce AKP'nin ve İstanbul kendine ihanet eden AKP'yi görünce AKP'ye bir ders verdi. İhanet eden aşığa büyük bir ders verdi. Bu hikaye elbette CHP lehine bir şey oldu. Seçimi CHP kazandı. Bunları görmüş olmasına seviniyorum. Bunları görmüş olmasına seviniyorum ama bunu kabul etmeleri gerekir artık. İstanbul'u ve Türkiye'yi daha fazla oyalamaya hiç kimsenin bir şeyi yok, hakkı yok. Ne diyor? Ya arındıralım, CHP yöneticileri bize sahip çıksınlar diyor. Sözlerinde geçiyor, arındıralım evet. diyor. Peki ben de diyorum ki gerçekten bir arınma sürecine ihtiyaç var. Bırakın İBB'yi bizim kazandığımız zaten teşkili mazbatta biz de şu İBB'yi bir arındıralım. Siz neler yapmışsınız teker teker gösterelim. Vatandaş görsün, ondan sonra eğer siz haklıysanız 5 sene sonra yine seçim var. Bu ülkeyi seçimsiz ülke biz yapmayacağız. Ama siz bu ülkede seçimleri anlamsız hale getirmeyin. Seçimler son derece anlamlıdır. 5 yıl sonra bir daha seçim var. O zamana hazırlanın. Zaten yorulmuşsunuz. Genel başkanınız da metal yorgunusunuz demişti size. Zaten metal yorgunusunuz. Zaten bu kente ihanet etmiştiniz. Dolayısıyla biraz dinlenin. Size vatandaş dinlenin dedi. Bunu kabul edin. Bunu kabul etmeleri gerekir ve bence Sayın Yavuz'un da çok büyük bir dinlenmeye ihtiyacı var. Çünkü konuştukça baltayı taşa vuruyor. Çok dikkat etmesi gerekir. Evet. Bu taşıma seçmen usulünden bahsetmişken aslında bir ayrıntı daha vardı Sayın Karabağ. Bu Çekmeköy'de en çok usulsüzlüklerden biri de bir ilçede Çekmeköy'dü. Hatta Büyükçekmece. Çekmeköy tarafı. Evet evet. Çekmeköy tarafı. Oradan da Büyükçekmece'ye geleceğim ama bir iddia daha vardı. Sayın Binali Yıldırım'ın kardeşinin oturduğu evde hatta birçok nüfus çıktı diye. Ya yani nüfus müdürlerinin evinde var. Büyükçekmece Çekmeköy'de Binali Yıldırım'ın kardeşinin evinde var. Şu şüphesiz ki her AKP'li yönetici bir şekilde seçmeni taşımaya yelteniyor elindeki yetkiyi kullanarak. Bu çok net. Evet. Ya, ama biz şunu da biliyoruz. Bakın belki birazdan konuşacağız ama seçim hukuku diğer hukuklardan farklı olarak bir disiplin hukuku. Disiplin hukuku olmasının en temel disiplin unsurlarından bir tanesi yasal süreler. Hı hı. Yani itiraz süreleri belirlenmiş, seçmenin tarihi belirlenmiş, ne zaman askıya çıkacak belirlenmiş, oy pusuları ne zaman basılacak belirlenmiş, sandık kurulları nasıl oluşur ve ne zaman itiraz edilir belirlenmiş. Dolayısıyla bir ceza hukuku gibi değil bu. Hı hı. Seçim hukukunda eğer siz bu disiplini yok ederseniz hiçbir seçim sonuçlanmaz. Bakın o toplantıda dedi ki bir kararı eline aldı seçim kurulunun bir tanesi başkanı bir bankadan sanırım görevli listesini neye dayanarak bunu yapmış diyor. Ya önümüzde seçim şeyi var, kanunu var. Bakın 22. madde ve 23. madde açık evet. bir şekilde sandık kurullarının oluşumunu düzenliyor ve peşinden de ne zaman itiraz edeceğini anlatıyor. Ve oradan itibaren hemen size söyleyeyim. Diyor ki kanunda orada çok açık bir sarih bir şekilde diyor ki üyeliklerin anlatıyor nasıl yapılacağını bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa eksikler ilçe seçim kurulu başkanı tarafından bir başkan yetkili o çevrede bulunan ve sandık kurulunca görevlendirmesine sakınca olmayan kimselerden doldurulur. Bir kere bu madde var ve bu seçim kanununun 23. maddesinin son bendinde var. Yetkiyi kullanıyor seçim kurulu başkanı. Çok tuhaf. Peki bu seçim kurulunda ne yaşadık? İlçelerinde yaşayan herkes biliyor ki
birçok insan artık AKP baskısından önüne geleni terör örgütü üyesi ilan etmesinden korktuğu için, önüne geleni FETÖ'cü ilan etmesinden korktuğu için insanlar zaten, memurlar zaten sandıklarda görev almak istemiyorlar. Böyle giderse sandıklarda görev alacak memur bulamayacağız. Memurları bu kadar zan altında bırakmak doğru mu? Hiçbir maddi delile dayanmadan, hiçbir suç unsuru bulmadan bu kadar suç altında bırakmak, bu kadar baskı altında bırakmak hangi hukuk rejiminde var? Bir tek AKP rejiminde var. Ve şunu söylemek isterim ki yine aynı seçim kurulunun 119. maddesi çok açık ve net bir şekilde sandık kurulları teşekküllerine itiraz ediyor ki itirazın teşekkülden itibaren 2 gün içinde il seçim kuruluna yapılması şarttır. Peki İstanbul'da seçim kurulları teşekkül ederken tamamında AKP'nin seçim kurulu temsilcisi var mı? Var. O seçim kurulu temsilcisi usulen işlemlerin nasıl yapıldığına tanık oldu mu? Oldu. Kaymakamlıktan gelen listelere tanık oldu mu? Oldu. Sonuçta çekilen kurallara tanıklık etti mi? Etti. Ve sonra onlar İlçe Seçim Kurulu tarafından bağıtlanınca altına imza alınırken oraya imza attı mı? Attı. Şimdi neyin itirazını yapıyorsunuz siz? O zaman kafamıza eski zaman bu işte bir hile var diyelim. Olur mu ya böyle bir şey? Maçın içinde kural değiştirmek olur mu? En son bir kural değiştirdiniz. Ne dediniz? Hani böyle imzasız, mühürsüz zarflar vardı ya. Dediler ki seçmenin yüksek iradesi sakatlanmasın diye mühürsüz oyları kabul ediyoruz. Evet. Şimdi ben size soruyorum. Burada sizinki seçmen iradesi de siz kazandığınızda. Bu seçmen iradesi değil mi? Siz kazanınca seçmen iradesi, millet iradesi, muhalefet kazanınca bu işte bir şey var, organize işler var. Hadi oradan derler adama ya. Hadi oradan derler. Şimdi zaten şöyle de bir ifadesi var Ali İhsan Yavuz'un. 29 bin oy 13 bine indiyse diyor. Şimdi kısıtlı cezaevinde bulunanların oy kullandığını da gördük diyor. Farkın azaldığı da görülüyor diyor. İstanbul'da kesin bir şey var diyor. Evet, ben söyledim kesinliği oldu. Seçimi kaybettiler. Ve şu anda İstanbul'da kesin bir şey var. Sayın Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı. Kesin olan budur. Ve böyle giderse hani her İstanbul'un fethine Sayın Cumhurbaşkanı da davetler, Sayın Yavuz'u davetler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Sayın Ekrem İmamoğlu. Elbette İstanbul'da bir şeyler var. Bunu herkes görüyor. İstanbul'da bir şeyler de olacak. İstanbul'da güzel şeyler olacak. Yıllarda, yıllar boyu ganimet ettiğiniz İstanbul'un nimetlerini artık İstanbullu yine kullanacaklar. Bu çok net bir şekilde ortada. Elbette İstanbul'da bir şeyler var ve bir şeyler de olacak. Biraz evvel dediniz ya, daha doğrusu Ali İhsan Yavuz'un işte CHP'ye yarasın diye yapıldı. CHP'liler yaptı demiyorum ama CHP'ye yarasın diye yapıldı dedi. Siz de dediniz ki yani evet CHP kazandı, bir şey oldu sonuçta ama hani CHP'nin lehine oldu. Şimdi peki onun bu açıklamasından bundan önceki seçimlerde kazanılan, hani AKP'nin kazandığı yerlerde de AKP lehine oldu açıklaması da gelmez mi? Ya tabii ki çok net. Yani diyorum ya, ne dediğini bilmez bir durum halinde. Gerçekten ne anlatmak istediklerini bilmez bir durum halindeler. Evet. Bir de şu vicdan meselesi var. Değinelim mi? Tabii, mesela tabii. Meşhur diyorlar ki kamu vicdanının rahatlaması lazım. İnsanların vicdanının rahatlaması lazım. Ya insanların vicdanı rahat da hani siz vicdandan ne anlıyorsunuz? Ortada bence bir sizin yaptığınız vicdansızlık durumu var. Siz Türkiye'ye ne kadar büyük ihanet ettiğinizin farkında mısınız? Bakın ben size bir tablo açıklayayım. Bakın siz bu tartışmaları yaparken döviz, bu tartışma uzadıkça döviz fırlıyor. Altı sınırına dayanıyor ve sürekleniyor. Altıyı geçtikten sonra başka şeyler olacak. Ve bunun en temel sebeplerinden bir tanesi Türkiye'de hukuk sistemine olan güvensizlik. Bunu herkes biliyor. Bütün piyasa biliyor. Piyasanın bu konuya hassas olduğunu da biliyorum ben. Mesela Ekrem Bey mazbatasını aldığında yükselmekte olan döviz eğiliminin birdenbire yatay bir şekilde düşmeye başladığını gördük. Sonra tekrardan bu tartışmalar, kamuoyunda yaratılan algılar, uzadıkça seçim yenilecek mi algısı arttıkça, bakın bu dövizin geldiği nokta da biz 39 milyon milyar 600 küsür milyon zarar etti özel sektör döviz kurundan. Bu borçlarının karşılığında bu kadar borcu arttı döviz kurundan kaynaklı olarak Türkiye'deki özel sektörün. Peki bu rakam neye denk geliyor biliyor musunuz? 19 milyon 600 bin kişinin bir aylık asgari ücretine denk geliyor. Az önce sizin canlı yayınınızda EYT'liler vardı. EYT'lilerin bunu sormaya hakkı yok mu? Ya yani Türkiye'de özel sektörü bu kadar zarara uğratıyorsunuz. Özel sektör borcu kur artışından kaynaklı olarak 39 milyar 600 bin artmış ve bunun karşılığı 19 milyon 600 bin asgari ücretli. Bundan siz sorumlu değil misiniz? Vicdansa eğer burada vicdanı aramak gerekmez mi? Bakın bu döviz hareketlerinin Türkiye ekonomisine yarattığı tablodan siz suçlusunuz. Eğer bir vicdan sorgulaması varsa
19.600.000 kişilik asgari ücret tutarındaki döviz kuru zararından siz sorumlusunuz ve bunu vicdanınızla hesabını veremezsiniz. Eğer bir vicdan arıyorsanız vicdan burada. Ama görüyorum ki siz bir cüzdan peşindesiniz. Onu da söylemek istiyorum. Evet. Şimdi biraz evvel bu usulsüz seçimle yapılan seçimle ilgili güya tabii Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarına göre Büyükçekmece'deki duruma biraz değinelim. Hatta evet. Bugün de Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bir açıklaması vardı. Büyükçekmece Belediye Başkanımız oradaki polis raporlarıyla ilgili ilginç şeyler, tespitleri var. Müsaade ederseniz paylaşmak isterim. Tabii ki, özetle. Şimdi ne oldu Büyükçekmece'de bir hatırlayalım. Polisler evleri gezdi ve aslında gerçek seçmenlerin olmadığını, adreslerinde bulunmadığını ispatlamaya çalıştılar. Evet. Bir tür AKP'nin iddialarına delil oluşturmaya çalıştılar. Bir tür polisimizi AKP'nin dedektifi yaptılar. Kimseye bunu, hiçbir polisimize bunu yapmanın hakkı yoktur. Emniyet teşkilatımızın itibarını zedelemeye kimsenin hakkı yoktur. Bunu başlangıçta söylemek isterim. Ve ben buradaki polis arkadaşlarımı da suçlamıyorum. Bizatihi yetkililere bunun hesabını sormak gerekir. Bakın polisler evleri gezerek tuttuğu tutanaklar sonucunda oy kullanan 3487 seçmenin Büyükçekmece'de ikamet etmediğini raporlarında belirtmişler. Biz çalışmaya devam etmişiz. Büyükçekmece'de ikamet etmiyor denilen 3487 seçmenin şu ana kadar çalışma devam ediyor. 1037 seçmenin aslında Büyükçekmece adreslerinde ikamet ettikleri kendi beyanlarını ve muhtarların beyanlarıyla teyit etmişiz. Bak tek beyan değil. Kendi beyanı ve muhtar. Devam etmişiz. Polisler belirtilen adresi ikamet ediyor diye tuttuğu tutanaklardan büyük bir bölümünün savcılığa verilen listede. Ya polis diyor ki burada ikamet ediyor bu seçmen. Tutanağı değiştiriyorlar savcılığa verilen listede. Burada ikamet etmiyor diye yazıyorlar ve bu şekilde çalışma hale devam ediyor. 281 kişiyi tespit etmişiz ve devam etmişiz. Savcılığa verilen listede burada ikamet etmiyor diye verilen 451 kişinin aslında 19 Ocak'ta kesinleşen seçmen listelerinden sonra polisin gezi yaptığı 10 Nisan tarihine kadar Büyükçekmece'den taşınmış. Ama kişi 19 Ocak'a kadar oradaydı. Ondan sonra taşınmış. Bu Türkiye'nin her tarafında var. İnsanların seyahat özgürlüğü, evin taşıma özgürlüğü yok mu? Bir de böyle bir durum var. Sonra ilginç bir durum var. Polis tutanaklarında 150 kişinin diyor ki bu adreste oturmuyor. Ama niye biliyor musun? Kişinin kapı numarası 80. Daire numarası 10 örneğin. Diyor ki kapı numarası 10, daire 80'e bakıyor, gidiyor. Böyle yapıyorlar. Adresini ters çeviriyor ve böyle bakıyorlar. Ve bu kişi şekilde 150 kişiyi tespit etmişiz. Bakın bunları niye söylüyorum ben biliyor musunuz? Polisimize bu şekilde sahte rapor hazırlatan bir zihniyet var. Bu şekilde seçimi yeniletmeye çalışan bir zihniyet var. Bakın artık yolun sonuna geldik. YSK bir ara karar aldı. Aldığı kararda inceleyeceğim dediği unsurlar kendini bağlar ve oradaki yerleşmiş iştiraklar da kendisini bağlar. Görülen odur ki sandık kurullarının oluşumuyla ilgili ilçe seçim kurullarının yaptığı net açıklamalar var. Elimizde hepsi, orada bir sakatlık durumu yok. Kaldı ki sandık kurullarına süresinde itiraz etmeye dair bu seçim zamanında, önceki seçimlere geçiyorum, bu seçim zamanında alınan bir sürü karar var. YSK'nın 710 no'lu kararı, YSK'nın 2760 no'lu kararı, 438 no'lu kararı özetle diyor ki, bu kararlar süresinde itiraz etmelisin. Özetleri bu. Özetle diyor ki eğer yeteri kadar görevli bulamıyorsa seçim kurulu başkanı kamu kuruluşu niteliğindeki kurumlardan ve bu görevi almasına sakınca olmayan kişilerden görev verebilir diye bunu özetliyor. Durum bu kadar net. Bence AKP'nin bavullarının içi de bomboş. Bu da net. Bunu söylemek gerekir. Evet, CHP Genel Başkan Yardımcısı evet. Sayın Muharrem Erkek'te. O bavullardan davul gibi boz sesler çıkıyor, söyleyeyim. Evet, şimdi bugün tabii yaptığı konuşmada, açıklamalarda satır başlarında işte elimde bir takım belgeler var dedi. Onlarla ilgili işte biraz evvel söylediğiniz o sandık başkanlarının tarafsız olmadığı bankalara yazılar yazıldığından bahsetti. Evet. Bankaya da bir gelelim Sayın Karabatır. Şimdi ben banka ismi vermeden konuşmak istiyorum. Çünkü evet, tabii, niye söylüyorum bakın. Türkiye'deki bütün bankalar sermaye piyasası kuruluna kurallarına tabidir. Kamu aydınlatma kurulunun koyduğu kurallara tabidir. Bunu niye söylüyorum? Dolayısıyla bir banka ismini alenen geçirmek aslında bir tür spekülatörlüktür. Bugün bir bankanın ismini orada suçlayıcı şekilde söylersen o bankanın hisselerine sahip olan kişiler o işten zarar görür. Evet. Ben
eğer o banka hisselerine bile sahip olan bir kişi olsam ve o hisseler eğer bugün değer kaybederse Sayın Yavuz'a ve AKP yöneticilerine gerçekten dava açarım. Hakları vardır. Kimseyi zarar otmak yoktur. Ve bir bankanın aleni bir şekilde kendi ismi verilerek, kendi yönetim kurulu üyelerinin ismi verilerek, kendi hissedarlarının ismi verilerek suçlandığı durumda o bankanın bir açıklama hakkı vardır kamuoyuna. Bunu yaparlar. Niye böyle bir işlemi yaptığını açıklarlar. Banka diyor ki bizden istendi biz verdik. Diğerlerinden de istendi verildi. Evet. Ama siz diğerlerinin ismini söylemediniz. Aynı tablo, bak elinde tablo var. Ekranları büyütenler görecektir ki söylediği bankaların dışında kamuoyunda AKP'ye yakın diye algısı olan ki bir bankanın bir partiye yakın olması diye bir şey ben kabul edemem. Evet. Bu modern ekonomi bilimi gereği. O bankaların da ismi orada var. Böyle bir şey olur mu? Bir bankayı hedef almak gibi böyle ucuz numaralara gerek var mı? O zaman ben sana sorarım. Şimdi o banka borsada olmadığı için ve siz kapattığınız için ben sana sorarım. Daha önce kaç tane Bank Asya memurunu siz başkan yaptınız diye sorarım. Siz daha önce kaç tane Bank Asya memurunu memur üye yaptınız diye sorarım. Referandumda bunu yaptınız mı diye ben sana sorarım. Hı hı. Demek ki nedir? Kişi her şeyi kendinden bilir. Demek ki sen daha önce böyle şeyler yaptın ki şimdi başkasının da yapabileceğini tahayyül ediyorsun. Başkasının da yapabileceğini hayal ediyorsun. Türkiye'yi böyle ucuz şeylerle uğraştırma vakti geldi geçti. Bırakınız önümüze bakalım ya. Bırakınız önümüze bakalım. Bak belli ki seçim sonucu belli ki yasaları değiştirmeye çalışıyorsunuz. Seçim sonucunu siz eğer kabul etmeseniz niye bu yasaları değiştiriyorsunuz? Niye değiştiriyorsunuz? Onu da sormak gerekir. Değil mi? Şimdi bir sürü yasal hazırlık yapıyorlar. Hı hı. Yok işte meclislerin işleyişine bakalım da, yok ona bakalım da, yok buna bakalım da. Niye yıllardan bu yapmadınız? Niye siz yönetirken yapmadınız? Madem bu bir ihtiyaçtı, madem bu kamu ihtiyacıydı, niye yapmadınız? Bakın toplumun ihtiyacı bunlar değil. Sizin bütün derdiniz para, para, para. Ama toplumun başka şeylere ihtiyacı var. Artık İstanbul'un başka şeylere ihtiyacı var. Bu işlerle İstanbul'u, Türkiye'nin büyük şehirlerini yormayın artık. Yorarsanız vatandaş her defasında size tokatı vuracak. Yani bunu çok net bir şekilde söylemem gerekiyor. Evet, hemen o belediyeleri yormayın, insanları yormayın cümlenizin altını doldurmak istiyorum ki yine bugün çıkan bir haber var, biraz evvel de verdik. Büyükşehir yasası, belediye yasasıyla birlikte hani AKP belediyenin yetkilerini kısıtlayacak mı ki bununla ilgili mevzuatta değişiklik yapılması gündemde. Evet. Buyurun. Şimdi AKP gelirken ne diyordu? Biz yerelden geldik, yerel demokrasiyi önemsiyoruz. Değil mi? Biz demokratız, böyle diyordu. Şimdi yaptığı ne? Yaptığı ne şu anda? Elinden kamu kaynaklarını alınca, kontu ödeyeceği bütçeyi azaltınca, hayır, ben vatandaşın iradesine şimdi saygı duyuyor mu? Ben buradan bütün vatandaşlarımıza şikayet ediyorum. Ey İstanbullu, ey Adanalı, ey Ankaralı, bak ey Amerika diyorlar ya, ey İzmirli, siz bir irade kullandınız. İradenizin adı millet iradesi. İradenizin adı, onların ittifakının adıyla söyleyeyim, cumhur iradesi, halk iradesi iradenizin adı. Cumhur halk demek. Yani halk iradesi. Sizin iradenizi sakat etmek isteyen bir anlayış var. İyi gözleyin bunları. Tanıyın. Bunları tanıyın ve o bir dahaki seçimde ona göre bir ders daha verin. Anlaşılan Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun dediği gibi seçmen bir ders verdi ama bunlar okuyamıyorlar bu dersi. Hı hı. Anlaşılan bunların okuması var ama anlaması kıt. Böyle bir durum var. Bunu net bir şekilde anlatmak lazım. Anlaşılan Sayın Bahçeli'nin dediği gibi burada bir sis perdesi var. Esas sis perdesi seçim sonuçlarını anlamakta zorlanan Cumhur İttifakı temsilcilerinde gözlerinin önünde sis perdesi var. Bu sis perdesinin kalkması lazım. Gerçek sis perdesi burada. Burayı anlamakta, seçim sonuçlarını anlamakta zorlanıyorlar. Ve milletin bunlara bir kez daha ders vermesi lazım. Biliyorum ki anketler yapıp araştırıp ölçüyorlar ve net bir şekilde görüyorlar ki millet zaten adam kazandı diyor. Millet zaten adam kazandı diyor. Bu çok net. Bunu AKP'liler de diyor. Ya bir hiç vatandaşa sormayın. Hafta sonu bir temayül yoklaması yapın. MHP'li yöneticilere ve AKP'li yöneticilere sorun. Bakın onlar da diyecek ki adam kazandı. Gerçekten adam kazandı diyecekler. Sonra kalkıp ya işte biz demiri soğutalım falan diyorsunuz ya. Ondan sonra da ortalığı geriyorsunuz. Bu yaptıklarınız demiri soğutmak değil ki. Bu yaptıklarınız yangına körükle gitmek. Öyle derler. Yangına körükle gidiyorsunuz. Ülkeyi geriyorsunuz. Diğer taraftan ise bir belediye başkanı var.
Kalkıyor meclis yönetimi, kalkıyor yerinden. Herkes CHP'li grup başkan vekilinin yanına oturacağını beklerken o kalkıyor AKP'li grup başkan vekilinin yanına oturuyor. Böyle bir nezaket gösteriyor. Böyle bir asalet gösteriyor. Bu kente karşı böyle bir sorumluluk gösteriyor. Bu kente karşı böyle bir sorumluluk gösteriyor. İşte tavır bu bence. Eğer Türkiye'de her şeyin normalleşmesini istiyorsak, İstanbul'a yeniden bir saygınlık kazandırmak istiyorsak, herkesin biraz Ekrem İmamoğlu'nu takip etmesi gerekiyor. Evet. Bu arada tabii belediyelerin işlerini zorlaştırmayın derken aslında şu da çok önemli bir durum. Belediyenin borçlanmasına süre kısıtlaması geldi. 5 yıllık görev süresi boyunca denildi. Evet. Metro gelirlerini kesecek bir karara da imza atıldı. CHP'ye geçen belediyelerin temel kaynağı çünkü. Devletin bütçe kaynakları kullanılarak yapılan metroların bütün maliyeti belediyelere yıkıldı. Bir de metrolar için bütçeden yapılan tüm harcama her ay %5 kesinti şeklinde belediyelerin vergi gelirlerinden düşecek. Şimdi evet. Bu karara nasıl bir tepki gelir? Şimdi şöyle, birincisi İstanbul açısından bakarsak, İstanbul'un bütün araştırmalara temel problemi ne çıkıyor? Trafik. Evet. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan herkes İstanbul'un trafik sorununu çözmek ister. Eğer bu sorunu çözerse de bence bir dönemi daha garanti alır. Ben çok net bir şekilde biliyorum ki Sayın Kadir Topbaş metrobüs hattını bitirince bir dönem daha garantiye aldı. Araştırmalarda bunu çok net bir şekilde gördük biz. Dolayısıyla şöyle bir tabloda karşı karşıyayız. AKP yıllardır İstanbul'a metro yatırımı yapıyoruz diye oyalıyor. Yıllardır İstanbul metro yatırımı konusunda oyalanıyor. Metro hızlanmıyor. Şimdi belli ki Sayın Ekrem İmamoğlu metro yatırımlarını arttırmak istiyor. Bununla ilgili bir finansman modeli de elbette geliştiriyor. Geliştireceğiz. Ama gözüken tablo şu. Hükümet diyor ki bana ne kardeşim senin yolundan. Ben yolumu bulamadıktan sonra bana ne kardeşim senin yolundan diyor. İşin özeti bu. Tekrar ediyorum. Ben yolumu bulamadıktan sonra bana ne senin yolundan diyor İstanbulluya. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Biz bunu vatandaşımıza elbette anlatacağız. Sayın Ekrem İmamoğlu pazartesi gününden sonra ben bir dönem gelince İstanbul'la ilgili kısa vadeli, orta vadeli, uzun planlar, vadeli planlarını yeniden açıklayacaktır. Ve şöyle bir sorumlu da göstereceğini tahmin ediyorum. O verdiği sözleri belirli aralıklarla, evet ben bu ay içinde şu sözleri vermiştim. Ama şunları yaptım, bunları da yapamadım. Bakın sevgili İstanbullular, bunları yapamazken de şu engellerle karşılaştım diye bütün İstanbulluya açık yüreklilikle söyleyecektir. Dolayısıyla her şey şeffaf ve her şey açık olacak. Sanıyorlarsa ki yaptıklarımız yanımıza kar kalacak, hiç kimsenin yanına kar kalmayacak. İstanbul'da yeni bir yönetim modeli geliyor. AKP'li meclis üyeleri zamanla buna bir vicdan elbette göstereceklerdir. Öyle umuyor ve öyle bekliyoruz. Onların da bu kentin sakinleri olduğunu düşünerek öyle umuyoruz. Ama bunu yapmazlarsa da İstanbullu bu durumu bir müfettiş gibi tespit edecektir. Ve ilk seçimde de hesabını soracaktır. Evet, şimdi biz de İBB'de bazı ihaleler, yani önceden yapılan ihaleler iptal edildi. Evet. Gereksiz görülerek, bir de tabii tasarrufa gidilerek. Evet. Şimdi bu Büyükşehir Yasası'ndaki bu mevzuat değişikliğinde altı çizilmesi gereken bir nokta daha var. İmar yetkisinin elinden alınması. Şimdi bununla ilgili bakanlıklara verilmesi gündemde. Evet. Nasıl bir bağlantı belli var? Ki şöyle, biz zaten geçen grup başkan vekillerimiz raporla paylaştılar. Komisyonlarda en çok İstanbul'da ne konuşuluyor diye baktığımızda imar dosyaları konuşuluyor. En çok imar dosyaları. Evet. Peki bu imar dosyalarının temel özelliği ne? Mesela kentin trafik master planı ile ilgili dosyalar mı geçiyor? Ya da parsel bazlı düzenlemeler, imar hakları, emsal arttırma hakları mı geçiyor? Gözüken o ki bizim dediğimiz gibi işte bir AVM'ye tanınan imar hakkı, bir parselin yeniden düzenlenen imar hakkı, bunlara sıkça denk geliyoruz. Ve şimdi İstanbul'da böyle bir vicdan oluştuğunu görenler yeniden İstanbul'u, hani diyor ya, dikey yapılanma istemiyorum diyor. Güzel kardeşim, dikey yapılanma istemiyorsan sen şimdi imar hakkını niye alıyorsun? Ne oldu? Biz yatay yapılanma istiyoruz. Kaldı ki yatay genişlemenin de problemi olduğunu söylemek isterim. Ya İstanbul'da
hem dikey genişleme hem de yatay genişleme ile ilgili problemler var. Yani İstanbul'un bu kadar yapı yoğunluğunun oluşması problem var. İstanbul'un nüfusunun bu kadar artması problem aslında. Sen git orayı düzenle. Başka kentler yarat, yeni kalkınma kuşakları yarat, yeni turizm bölgeleri yarat, yeni bilim ve teknoloji bölgeleri yarat. Hı hı. Oralara insanlar gelsin, o zaman sen oraların imarını planla. Ama sen şimdi İstanbul'la ilgili imar yetkisini alacağım diyorsan, bunun iyi niyetli bir şey olmadığını daha ilkokula giden bebe biliyor. Hı hı. Artık biliyor, yani bilim dünyası herkes biliyor. Herkes sizin niyetinizi de biliyor. Dolayısıyla bunların, bu yasal düzenlemelerinin, yasa koyucuyla ilgili en temel özelliklerden bir tanesi şu olmak. İyi niyetli bir şekilde düzenlenmeli, kamu çıkarını gözetmeli, hı hı. toplumsal eşitliği gözetmelidir yasa koyan kişiler. Ama burada ne yazık ki ne hukukun temel prensipleri göz önünde bulunduruluyor, ne kamu yararı göz önünde bulunduruluyor. Yani hukuku hukuk yapma durumuyla karşı karşıyayız. Hukuku siyasi otoritenin elinde bir maşa haline getirmiş durumdayız. Hukukun siyasallaştığı ve hukukun gücün elinde bir oyuncak haline dönüştürüldüğü bir süreci birlikte yaşıyoruz. Tabii ki mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde buna karşı bütün muhalefet milletvekilleri beraber elbette ki mücadele edeceğiz. Elbette ki derdimizi yurttaşımıza anlatacağız. Evet efendim. Şimdi son olarak bir de tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimindeki provokatörün serbest bırakılması gündeme gelmişti. Sonrasında da bugün yine saldırganı serbest bırakan savcının Ensar Şube Başkanı çıkması. Evet. Çok önemli bir detaydı. Nasıl Şimdi az önce söyledim. Bu bir örnek. Bu arkadaşlardan yüzlerce var. Az önce söyledim ya, yani artık hukuk bir siyasi otoritenin elinde oyuncak haline gelmiş. Bu Ensar Vakfı şeyinden gelen savcı. Peki AKP'nin ilçe başkanlığından gelen yok mu? Hı hı. Var. AKP'li yöneticilerin çocuklarından gelen yok mu? Var. Bu ülkede Danıştay Başkanı'nın kızı bir gecede yıldırım tayinler falan filan olmadı mı? Sonra o kişi çay toplayan hani kişiler var ya, hı hı. bunların hepsini biz beraber yaşıyoruz. AKP'nin il yönetiminden giden listeler var. Ben biliyorum ki AKP'nin şimdi seçim tartışması için seçim kurulundaki temsil avukatlarının hakim olduğunu ben biliyorum. Başarılar diledik arkadaşlarımız ama bunlar yaşandı. Evet. Ne yazık ki bunlar bir hukuk sisteminde objektif eleme sisteminden geçmemiş bir şekilde yapılan atamalar ve bunlardan onlarca var. Hı. Ne yazık ki hukuk devletini de yaşamıyoruz artık, bu bir gerçek. Biz her şekilde bir parti devletinde yaşıyoruz. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bunu tespit etmemiz gerekir. Evet efendim. Peki dün 1 Mayıs'tı. Evet. Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte Bakırköy'deydiniz. Evet. Çok aslında önemli de bir detay var. Evet, adam kazandı. Bu zaten güzel evet. tepkiler gelmeye devam ediyor. İnsanların sevgisi, biz de haber yaptık hatta. Müthiş derecede görülüyor. Altı çiziliyor ama evet. Orada program öncesi bana söylediğiniz, yanında sadece 3 koruması vardı evet. değil mi Ekrem Bey? Ekrem Bey 3 korumasıyla rahat bir şekilde yüz binlerce insan arasına girdi. Evet. Oradan kendisine sevgi gösterenlerle tokalaştı, selamlaştı. Yanında eşi vardı. Bence en büyük koruması o. Ciddi bir anlamda sahip çıkıyor Sayın Belediye Başkanımıza. Evet. Eşiyle beraber yurttaşlarımızı selamladı. Ve İstanbul'da uzun yıllar sonra oradaki sahne İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kuruldu. İlk defa emekçilerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi buluştu. İlk defa İstanbul Büyükşehir Belediye binasında üzerine TC'de yazılan İstanbul Büyükşehir Belediye binasında 1 Mayıs kutlandı. Evet. Emek anıldı. Evet. Beraber orada çalışana saygı nasıl göstereceği anlatıldı. Ve şu bir gerçek ki o tabloda ben şunu gördüm. Ekrem İmamoğlu evet Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçildi ama İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı. Onu çok net bir şekilde gördüm orada. Evet. O sevgi selini gördünüz, yaşadınız. Evet. Biz de aktardığımız kadar aslında haberin içinden yaşadık bunu. Evet, 30 Nisan'da artık dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'nda çalışanlarımızla 1 Mayıs'ı kutlayacağız bir gün öncesinde dedi. Bu bir gelenek olacak dedi, altını çizdi. Evet. Evet. Ben Sayın Ekrem İmamoğlu tabii 1 Mayıs'ta şunu bir konuşma yapmadı, sadece selamladı sahneden. Ama emeğin çok ciddi anlamda biriken problemleri var. Evet. Asgari ücretin hem dolar karşısında eridiği, hem enflasyon karşısında eridiği, hı hı. hem gayri safi milli hasıladan aldığı pay oranıyla eridiği bir dönemden geçiyoruz. Ücretlerin
oldukça zayıfladığı bir süreçten geçiyoruz. Buna karşı da elbette örgütlenmenin gerekliliğini 1 Mayıs dün kutladık. 1 Mayıs vesilesiyle bir söylemek gerekiyor. Emeğin daha fazla örgütlenmeye ihtiyaç var. Evet. Ve en fazla belki de emek örgütlenmesinin yaygınlaştığı alan İstanbul'da belediyeler. Belediyelerin bu alandaki sendikal örgütlenmenin artıyor olması aslında Türkiye demokrasi açısından da bir garanti, emeğin garantisi olduğu kadar diye düşünüyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olunuz diyoruz ve CHP İstanbul Milletvekili Sayın Özgür Karabat bizimleydi değerli izleyenler. Ve tabii şimdi haberimizle de devam edeceğiz. Sevindirici bir haber geldi. Biliyorsunuz dün Rize'nin Fındıklı ilçesinde kaybolmuşlardı 4 yaşındaki Selim Yağız Özkan'la 5 yaşındaki Barış Yıldırım. Ormanlık alanda sağ salim bulundular. Üç güzel çocuk, iki güzel haber. Selim'le Barış birlikte kaybolmuştu. Berat'sa bir günden fazla süredir aranıyordu, bulundular. Rize'de kaybolan 4 yaşındaki Selim Yağız Özkan'la 5 yaşındaki Barış Yıldırım ve Erzurum'da kaybolan 10 yaşındaki Berat Akdemir'den iyi haber geldi. Bu iki sevindirici haberin kahramanları ise arama kurtarma ekiplerindeki köpekler oldu. Bunlar buldu, bunlar. Jandarmanın gururu bunlar. Bunlar buldu. Teşekkür ederim. Selim'le Barış, Fındıklı ilçesinde Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken gözden kaybolmuştu. Geceden sabaha 4 koldan arandı çocuklar. Bütün o yolları tek tek baktık, değerli boylarına ışıklar tuttuk, 4-5 araba. Hatta iki genci, büyük bir inşaat vardı oraya. Yani bakılmadı, yer kalmadı. Oralarda olsaydı mutlaka görürdük yani. Siz olayı nasıl haber aldınız? Burada bütün biz belediyeden aldık. Belediye anons mu yaptı? Evet. Belediye anons yaptı. Siz de elinizde dürbününüz var. Ben gittim. Evet, sabah da arayacağım da o yüzden evden gittim. Eşyalarımı aldım. 3 saattir arıyorum. Ben bütün bu adadaki bütün binaların altını, bodrumlara gezdim. Her tarafı. İlçede polis, jandarma, arama kurtarma, AFAD, AKUT ekipleriyle vatandaşların katılımıyla geniş çaplı arama yapıldı. Saat 5 itibariyle işte duyum aldık. 2 tane çocuğumuzun kaybolduğunu. Sayın Kaymakamımız anons yapıldı. Camilerden işte bütün köy muhtarlarına, bütün esnafımıza bildirildi. Herkes 5000 kişi sahada arıyor. İnşallah çocuklarımızı bulacağız. Erzurum'un Narman ilçesinde inekleri aramak için Mera'ya giden 10 yaşındaki Berat Akdemir ise Damarlı Taş'la Güvenlik Köyü arasındaki arazide bulundu. Koptun mu? Küçük çocuk köylüler tarafından bulundu. Akşam işte saat 5-5.30 arası hayvanları topladım, köye gelirken çocukla karşılaştım. Çocuğu yanıma çağırdım, yanıma geldi. Sordum, nerelisin, nereden geldin? Çocuk suskun kaldı, anladım yabancı olduğunu. Kolunda tutup köye getirdim. Köylüler korkan ve bitkin düşen çocuğa yiyecek verdi. Ardından çocuk ailesine teslim edildi. Başta kaymakam beye, belediye başkanıma, bütün askeri personelime, astsubayıma, batsavuşuna, bütünle, hepsine soğuk soğuk ayrıyeten teşekkür ederim. Berat Akdemir, jandarma ve arama kurtarma köpekleriyle fotoğraf çektirdi. Hemen arayacağım seni. Berat, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Narman Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaybolup saatler sonra bulunan 3 çocuğun da sağlık durumları iyi. Son aylarda gıda enflasyonundaki artış tüketicilerin cebini yakıyor. Soğan, domates, patates ve patlıcan sık sık haberlere konu oluyor. Sıradaki haberimiz tarımda yeni üretim modellerini tanıtıyor. İlk modelde topraksız çilek üretimi, ikincisinde kapalı ortamda LED ışıkla domates üretimi yapılıyor. Sinop'un Mertoğlu köyünde yaşayan çiftçi Ümit Çekirdek'in topraksız tarım yöntemiyle kurduğu sera ürün vermeye başladı. Çekirdek, serada kokopit denilen sistem sayesinde az alanda çok verim alarak çilek üretimi yapıyor. Bu topraksız tarım bu.
Yani kokopit içindeki Hindistan cevizi kabuğundan talaş haline getirilmiş bir materyal var. İşte bu bakımı işte güzel olduğu için, beslemesi güzel olduğu için, kolay olduğu için bunu tercih ettik. İşte az alanda çok üretim yapabilmek. Çünkü alanlarımız kısıtlı bizim orada. Bir de işte kışın da bunu bir ihtiyacı olduğu için ilimizin böyle bir şeye karar verdik. Çileklerin doğal olması ve özenle yetiştirilmesi talebi artırıyor. Pazarda çok güzel bir şey talep var. 7'den 70'e herkes tükettiği için. Bir de sanayi yani pastane grupları, işte kafeteryalar. Bir de halkımız çok talep ediyor bunu. Çünkü doğal yani biz elimizden geldiğince kimyasal kullanmadan üretim yapmaya çalışıyoruz. Çevrecileri sevindiren bir haber var sırada. Trabzon'un Kadıralak yaylasında kısmi yapılaşmanın önünü açabilecek bir karara mahkeme şimdilik dur dedi. Kadıralak yaylasında çevrecileri sevindiren haber geldi. Tonya ilçesinde her yıl Nisan ayında açan ve uluslararası Bern Sözleşmesi gereği korunan ince uzun yapraklı mavi yıldız çiçeğinin yetiştiği Karadeniz'in gözde yerleri arasındaki Kadıralak Yaylası'nın 3. derece doğa sit alanı olan statüsü sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak değiştirilmesi yargıya taşınmıştı. Yeni statünün yaylanın doğal yapısını bozacağını öne süren bölge halkı ve çevreciler kararın iptali için Trabzon İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Davayı reddeden yerel mahkeme kararı Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesi tarafından bozuldu. Yöre halkının avukatı Ozan Karagöz kararı değerlendirdi. Tonya halkının vermiş olduğu hukuk mücadelesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de uluslararası sözleşmelere bakın uymuyorsunuz burada ufak bir yanlışlık var deyip devletinden bir ricada bulunması. Biz burada devleti kendi millet anlayışımızda baba olarak görürüz. Biz de devletin çocukları olarak kendimizi tarif ettiğimizi çocuğun babasına sigara içmediği ufak bir uyarısı gibi düşünelim bunu. Bunun sonucunda gerek devletiyle beraber halkın el ele verdiği güzel bir hukuk mücadelesi olacak. Mahkeme 7 kişilik bilirkişi heyetiyle keşif yapılarak yaylanın sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı özelliği taşıyıp taşımadığının tespit edilmesini istedi. Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıralak Yaylası her yıl Nisan ayında açan mavi yıldız çiçekleriyle mora bürünüyor. Doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası Tabiat Parkı ilan edilmişti. Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay gölle yaylanın turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor. Ve efendim bu güzel haberle de kapatmış olalım bugünkü bültenimizi. Pazartesi günü saatler 23'ü gösterdiğinde biraz ara veriyoruz. Pazartesi günü 23'te yeniden gün sonu diyeceğiz. Yeniden gün sonu haberlerini aktaracağız efendim. Şimdilik görüşene dek hoşça kalın.